Halkın gündemini soruyoruz. Gündeminizde ne var? Gündemimizde ekonomi var. Zamlar var. Neden bu zamlar 31 Aralık'tan önce değil de 1 Ocak'ta yayınlandı? Çünkü 31 Aralık'ta eğer yayınlansaydı zaten bu zamlar ne olacaktı? Emeklilere ve şeylere verecekleri zamlar daha da yüksek olacaktı. Ama 1 Ocak'ta yayınlandığı için enflasyon oranını daha da şey yaptıkları için yani bu halk böyle devam ettikçe biz gençler olarak gerçekten ya Türkiye'de yaşamanın zor olduğunu kanaatindeyiz. Yani asgari ücrete zam geldi ama yani asgari ücrete zam geldiği gibi her şeyde zam geldi. Şu anda markete gidiyoruz mesela önceden 100 liraya sepeti doldurduğumuz şeyi şu anda 100 liraya tek bir şey alamıyoruz yani. Örnek veriyorum millet mesai yapıyor. 140 liraya 150 liraya mesai yapıyor. Bir teneke yağ alabiliyorlar sadece. O tenekeyi de gıdım gıdım kullanıyorlar yani. Nasıl devam edecek, nasıl devam edilecek, nasıl yönetilecek bilmiyorum yani. Dediğim gibi Türkiye şu anda hiç iyi durumda değil. Hiç iyi duruma da gitmiyor. Sonumuz nereye kadar belli değil. Seçim var. Artık millet bence uyansın yani. Yani hep aynı adam olmasın artık yani başımızda. Biraz değiştirelim. Tamam herkes aynıdır ama bırakın da biraz onu görelim yani. Onları görelim yani. Toplu taşımalarda yapılan zamlar, örnek veriyorum benzine yapılan zamlar. Ya şu anda Türkiye'de benzin 13 lira ya. 13 lira benzin olur mu ya? Bunun değeri ne kadar, şeyi ne kadar, maddiyatı ne kadar ki 13 liraya sen benzin yapıyorsun? Sen benzine zam getiriyorsun, diyorsun ki toplu taşımaya zam geldi. Toplu taşımaya mecburen zam getirecekler. Yani onda da hatalılar. 4 ay önce, 5 ay önce zam geldi yani. Senede bir zam gelindi zaten buna. Doğalgazda, elektrikte, suydu. Gerçekten şu anda Türkiye çok iyi duruma gitmiyor. İnşallah biz ve Z kuşaklarımız gerçekten bu duruma dur diyeceğiz artık. Ya çünkü ya ben kendim evliyim. Ya şu dünyayı çocuk getirmeye çekiniyoruz artık ya. Çünkü nasıl geçineceğiz, nasıl bakacağız, bakımını nasıl yapacağız? Olmuş burada bebek mamaları ne kadar pahalı, bezler ne kadar pahalı. Gerçekten bilmiyorum. İşimiz zor. Yani artık işimiz gerçekten gençlere kaldı. Ben orta yaşlılara zaten bir şey demiyorum. Diyorlar ki eskiden yağ koydukları var, şey koydukları var. Şimdi de alın. Şimdi niye almıyorsunuz? Bir sürü yağ var ama alacak güç yok. Avrupa'ya kıyaslıyorlar. Avrupa bizi kıskanıyor. Ya Avrupa neyimizi kıskanıyor bizim? Neyimizi kıskanıyor? Avrupa'da olan şartlar Türkiye'de yok ki. Sonra şu gençlerini toplayın hepsini. 100 kişiye sorun. 99'u Türkiye'den gitmek istiyor Avrupa'da. Adamlar Avrupa'da çöpçülük bile yapmak istiyor. Çünkü çöpçülüğün bile değeri var Avrupa'da. Ama Türkiye'de yok işte. Kolay gelsin. Genç olarak neden bu kadar umutsuzsunuz? Neden bu kadar umutsuzuz? Ya çünkü umutsuz yapan bizim başımızdakiler. Yani hiç umudumuz kalmadı artık. Türkiye'de gelecek adına hiçbir umudumuz kalmadı çünkü. Yok yani. İşsizlik oranı desen felaket. Ya ben kendim özel sektörde çalışıyorum. Aldığım para belli para. Ya ben kendimi düşünüyorum diyorum ki kirada oturup da asgari ücret alıp da ya ekonomimiz çok iyi, çok iyi geçiniyorum diye bir adam nasıl geçiniyor. Bana anlatsın ben de geçineyim. Ben asgari ücretten yüksek maaş alıyorum. Ama evim de kira değil. Yine de geçinemiyorum. Yine de sıkıntılarım var. Ekonomik sıkıntılarım var. Evime bir şey alırken iki defa düşünüyorum ya. Kendime bir şey alırken iki defa düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Neden yani? Atatürk'ün bize emanet ettiği Türkiye'yi biz niye bu hale getirdik? Niye bunu kimse sorgulamıyor? İlla ki yani paşamız tekrardan mezarından çıkıp tekrardan mı gelsin istiyorlar? Onu mu istiyorlar yani? Keşke öyle bir imkanımız olsa da keşke o tekrardan başa gelse. Yani adama alkol diyorlar, şey diyorlar, laf atıyorlar, şey yapıyorlar. Ya adam 57 yıllık ömrünün hepsini neredeyse cephede geçirmiş. Bu mu şey? Faşist adam. Bu mu şey? Alkolik adam yani. Bundan mı bahsediyorlar? Kendi milletini düşünüyor. Bu mu şey? Doğru, kendi milletini düşündüğü zaman insanlar zaten kötü oluyor. Ama kendi cebini düşünenler, saraylarda yaşayanlar hiç kimse hiçbir şey söylemiyor. Ama dediğim gibi gençlerin umudu var, Z kuşağı var. 2023'te sandıkta herkese zaten görüşecek. Bu gençlerde, bu yaşlı kesimde herkese görüşecek yani. 50
Yaş üstü vatandaşlar da gençlerden yakınıyor. Gençler geçmişi bilmiyor. Şimdi her şey rahat. İstediklerini alıyorlar. Hatta telefonu çıkar olayları da vardı. Bundan dolayı bayağı yakınıyorlar. Ya doğru. Telefonu çıkar özelliği de var. Ya tabii. Ya şurada telefonda mesela çoğu insan artık şu anda Türkiye garantili telefon almıyor. Şu anda yurt dışı garantili telefon alıyor. Çünkü niye? Aynı telefon. Değişen hiçbir şey yok. Sadece garanti özelliği var. Garanti özelliğinde de hiçbir şey yok. Örnek veriyorum. 3.000 lira 200 lira telefonu adam gidiyor 2.000 lira alıyor. Niye 1.200 lira fazla falan verecek? Ya Yasir'a diyor ya siz eskileri falan bilmiyorsunuz, şey yapmıyorsun. Şu anda eskilerden farkımız ne? Sen diyorsun ki Yasir'a diyor ki yağ kuyruğuna giriyoruz, o kuyruğa giriyoruz, bu kuyruğa giriyoruz, su kuyruğa. Şimdi de gir. Seni tutan yok ki. Alabiliyorsan, alım gücün varsa zaten girersin o kuyruğa. Alım gücün yoksa zaten giremezsin. Ya her gün herkes artık internette herkes şey yapıyor, indirime bakıyor. İndirim nerede oraya koşuyor. Yani 5 lira indirime girdiği zaman yağda, meyvede, sebzede, peynir ürününe de şey de olsa millet seviniyor artık. Ya bu duruma düştük artık. Yani adam diyor ki 5 lira indirime gireyim diyor. Artık stok yapıyorlar çünkü millet. Mecburen yani stok yapıyorsun. Çünkü artık Türkiye'de haftalık veya aylık değil günlük zam geliyor her şeye. Ya gece yatıyorsun. Olmuş bir bakıyorsun sabah din yani dün aldığın peynir 40 lira bugün sabah bakıyorsun 70 lira. Doları sen bu kadar yükselttin 18'e. Madem elindeydi bu kadar düşünmek neden bu kadar yükselttikten sonra düşürüyorsun? Neden bir anda pat diye düşürüyorsun? Konuşma yapıyor dolar çıkıyor. Konuşma yapıyor dolar düşüyor. Madem senin elindeymiş doları düşünmek o zaman aynı seviyede tut. Zengini zengin yapıyorsun fakiri daha çok fakir yapıyorsun yani bu dünyada. Zenginler zaten dolardan aldılar zaten. 11'den aldılar, 12'den aldılar, 18 liradan bir anda sattılar. Hepsinin haberi vardı zaten doların düşeceğinden. Hepsinin haberi vardı. Adam bazılarına sinirleniyor, doları düşüyor. Bazılarına sinirleniyor, doları çıkartıyor. Yani. Ya dediğim gibi gerçekten gençlerin hiçbir umudu kalmadı artık Türkiye'de. Hiçbir umudumuz kalmadı yani. Umut tamamen bitti. Şu anda sadece günü kurtarma derdine girdik biz sadece. Günümüzü kurtaralım, yarına bakarız diyoruz. Allah kerimdir diyoruz.